Ama bence belli bir yaşa geldikten sonra da ne yaparsa yap hayatına çok tat vermemeye başlıyor. Ve o yüzden bir yerden sonra çocuk devreye girmeli. Doğru. O senin çocuk olabilir. Ruhunu hareketlendiriyor. Olabilir. Yani bir şey demiyorum. Yani evet. Sonuçta çocuk isteyen de var, istemeyen de var. Acaba Şeyma Subaşı ile Mido ister mi? İster Şeyma. İster mi? İster bir çocuk daha ister mi sence Mido'dan? İster Şeyma. Evlenmişler. Hayırlı olsun. Olsun. Seni çağırmamış yine nikahına. Düğüne çağıracak. Yani düğün törenine çağıracak. Bu nikah. Normal Beyoğlu evlendirme dairesinden birini çağırdılar. Orada iş bitti. Evet. Şimdi cuma günü inşallah kutlamasını yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hemen soy ismini değiştirmiş. Gördün mü? Acun da değiştirmemişti. Aa bak bilmiyorum bu detayı. Acun evlendiği zaman sadece I harfi yapmıştı. Oo detaya bak. Evet. Sadece I koymuştu. Bitirmişti olayı. Şeyma Subaşı I. Evet I'dı. Şimdi Şeyma Alsaluzi. Nasıl okunuyor? Herhalde Alsaluzi diye okunuyor. Alsaluzi evet. diye okunuyor. Hemen Mido. Dün hemen yazdı. Nikah bitti, Şeyma yazdı. Hayırlı olsun. Subaşı duruyor mu dikkat etmedim. Kızlık soy ismi. Account isminde duruyor yukarıda ama sadece altında onu attı. Profilde olan kısımdaki ismi attı. Tamam. Şeyma Also Luzi yaptı. Fotoğraflara bakalım mı? Bakalım. Peki, fotoğraflara bakalım lütfen. Gencecik çocuk. Doğru. Kaç yaşındaydı? 25-26'dı. Yok artık. Vallahi mi? O hani, kadar mı? Ya da olsun 27 ama Şeyma Buket Aydın'a katıldığı zaman 36 yaşında demişti Mido için. Hmm. Buket demişken Buket'i bu. Buket Aydın. Anladım. Bir ha, Buket tamam, çıktı espri... ya. Ha, espri derken hani Buket çıktı karşımıza evet. şansa. Buket'ini gördük. Aile arasında hakikaten Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nden biri gibi görünmüyor mu? Gözüküyor. Kırmızı. İstanbul'da mı yapıldı? İstanbul'da yapıldı herhalde. Ha o... Türk. Burada yapıldı. Ben ciddi yani şey yapıyordum yani esprisini yapıyordum. Meğerse İstanbul'da burada, yapılmış. Burada. Tamam. 36 yaşındaymış geldi Mido için. Kim nereden baktınız? Google'dan. Onun ilgileri var yani. Ablası Google'dan bakmışlar. Evet. Şoktayım şu an. Sence 36 gösteriyor mu? Göstermiyor. Adam? Ben de 46 gösteriyor muyum? Göstermiyorsun. Tamam. Demek ki olabiliyor. Evet. Olabiliyor. Doğru söylüyorsun da. Teşekkür ederim. Evet. Tanıdık böyle birilerini görüyor musun sen? Daha iyi anlarsın. Ben nikah görmedim. Şahidi namına mesela birilerini falan. Ben görmedim. Peki. Aileden kimse yok gördüğün kadarıyla. Anne var, baba var. Erkek var kardeşi mi? Var galiba Şeyma'nın. Tabii şimdi yine alışılagelmiş durumlardan bahsedeceğim. Gözlerimiz tabii ki Şeyma'nın o lüks. Şimdi Şeyma'nın o evlilik dönemini biz gördük ya. Hani her şey çok güzeldi. Yani böyle bir masal misaliydi. Kıyafetler olsun, organizasyon olsun, etrafındaki insanlar olsun. Tabii Şeyma'ya şu an baktığımız zaman sanki böyle standartları küçülmüş, daha farklı bir Şeyma var. Her seferinde bunu hissediyorum. Her seferinde benim gibi herkes de hissediyor zaten. Peki lükse doymuş olabilir mi sence? Artık yeter falan hani biraz daha mütevazı bir hayatım olsun. Zaten yapacağını yaptı, ne bileyim alacağını aldı. Olabilir. Belki yani. İnsanlar yaş aldıkça belki o paranın bir limiti olduğunu düşünmeye başlarlar ya. Acaba o düşünce mi geldi ona bilmiyorum ki. İşte o düşünceye sahip olur mu diye ben de bazen düşünüyorum Cez. Ama diyorum ki bu abonelik sistemi, bilmem ne sistemleri falan. O zaman bir yandan da iyi bir yaşantının arayışında Şeyma. Hmm. Anladım. Mido da girmiş abonelik sistemine. OnlyFans. Öyle mi? Evet sen söyledin zaten bu kadar şaşırma. Ben söylemedim. Kim söyledi? Lise söyledi. Aa sen mi söyledin? Çok özür dilerim tatlım. Çok özür dilerim. Evet Mido da artık abonelik sistemine Instagram üzerinden geçmiş. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ya yine benim lafıma geliniyor işte. Ben diyorum ya hani o Şeyma bir şeyler anlatıyor. Ruhu özel insanlar diyor. Bilmem ne diyor. Bilmem ne diyor ama bunların hepsi göstermelik laflar. Her zaman olduğu gibi. Herkes orada oynuyor, yazıyor, çiziyor, biçiyor. Arka plan çok daha başka. İşte biz burada arka planı gösteriyoruz. İnsanların doğru. göremediklerini gösteriyoruz. Çok doğru. Yine burada aynı düşüncelerimizin doğru orantıda ilerlediğini görüyoruz. Al şimdi Mido'da abonelik sisteminden. Bu abonelik sisteminden ne kazanç edecekler çok merak ediyorum. Yani bunun altında ne var? Bunlar niye bu kadar abonelik sistemin peşinde koşuyorlar? Bak dün mesela yakalayamamışım. Dünkü programı seyrettiğimde yakaladım. Bizim cümleleri evet. yakaladım. Hatırlar mısın? İlk lanse edildiğinde Şeyma abonelik sistemine geçtiğinde ayda 15-16 milyon TL gibi bir şeyden bahsediliyordu. Rakamlardan bahsettiler. Evet, paradan bahsediliyordu. Ama dün sen bir güncelleme yaptın. Hı hı. Dedin ki kredi kartı atıldı dedim bekarlığa veda partisinde. 3000'de kaldım bunu 5000'leyelim. Hatta alın kredi kartımı benimkini kullanın 8 demiş. 8 dolar değil mi? 8 dolar değil mi demiş. Alın doğru. çekin demiş. Doğru. Demek ki ilk başta bize söylenen o sayı doğru değil. Değil yalan. 3000. Evet 3000. İkisi de biziz. Aynen öyle. Evet ikisi de biziz.
5000 olduğu zaman avantaj açılacakmış. Neyse bilmiyoruz tabii biz bu sistem ama bir avantaj açılacakmış. O yüzden şu an 5000 lazım Şeyma'ya. Abone. Tamam, inşallah olur. Midu'da girmiş. Midu'nun da neredeyse ben kadar bir takipçisi var. Çok acayip bir şey değil yani. Bende çok acayip bir şey yok çünkü. Yani oradan nasıl bir abonelik olacak göreceğiz. Evet, bakın bu ne var merak ediyorum. Bir de gelinliğini gördün mü? Bak, ha, sen evet hadi gelinlik anlat. Hiç Şeyma'lık değil yani. Şeyma gerçekten ben eskiden Şeyma da moda tasarım okumuş. Benim gibi. Ama Şeyma daha zevkli ve ruhunu yansıtan bir kızdı. Şimdi hiç Şeyma'lı kıyafetler beğenmedim değil. Beğenmedin mi? Yine biraz beğenmedim. Kır düğünü. Yani çok anlamam hani gelinlikler ama yok, hanımları doğru bilirim. Doğru bir şey söylüyoruz. Kır düğünü konseptinde bir gelinlik seçilmiş evet. Gördüğüm kadarıyla. Güzel abi. Gelin her zaman güzeldir. Evet, o ayrı. Gelinler her zaman tabii saftır, temizdir, beyazdır, odur budur falan. Güzel. Güzel. Bak tekrar beyaz tercih etmiş. İnsanlar mesela ikinci evliliklerinde bazen beyaz giymiyorlar. Bazen. Evet. Bazen. Evet. Ya da dediğin gibi şey olabiliyor ikinci evliliğinde. Daha sade kalayım. Şimdi Melisa da orada. Aa canım benim. Melisa peki. Da orada. Hani benim her şey tabii ki güzel olsun istiyoruz. Melisa için de. Tabii ki. Şeyma tabii için de. Milo için de. Ben buradan böyle konuşunca şey zannediyor. Senin Şeyma ile ne alıp veremediğin var? Evet arkadaş, yazanlar var. Ne alıp veremediği var? Hani ben de savunayım onu. Ne alakası var ki Şeyma ile onun? Benim kimse alıp veremediğim bir durumum yok. Gerçekten ben sadece evet. Burada işimi yapıyorum. Onların onunla alıp veremediği var. Onun onlarla alıp veremediği bir şey yok. Adalet kurar mısın şu an burada? Adalet kur şu an burada. Adalet bu. Evet. Onların veremediği var. Çünkü o bir takım şeyleri söylediği için, analiz ettiği için. Bir zamanda ben Şeyma'nın kafesine gittim falan. Benim böyle bir videom vardı. Orada Şeyma'dan hiç elektrik alamadım. Hiç hoş şeyler yaşamadık. Kendi çapımdan. Tanıştınız olarak. Da tanıştık mı? Derken ben yanına gittim. Ama istediğin şeyi göremedin. Bir fotoğraf alabilir miyim dedim banner kapağım için. Daha böyle yeniyim. Yani yeniyim. Tamam. 160 abonem var düşün YouTube'da. Ay canım benim. 4 sene öncesi. O da 5 dakika sonra falan yaptı böyle. O 5 dakika sonra oldu mu peki o fotoğraf çekimi? Olmadı. He, anladım. Peki. Anladım. Ama Ayşe Arman'a bir röportaj vermişti kafeyi yeni açtığı zaman. Demişti ki benim yanıma herkes gelebilir. Çünkü ben zaten oraya zaten beni görmeye geliyorsunuz. Ben de bütün gün oradayım. Sen de okuduklarından öyle zannettin. Evet, ben de öyle zannettim. Saf saf gittim. Estağfurullah. Öyle olunca da ben de dedim ki gitmeyin Şeyma'nın kafesine falan. Oraya mı bağladın işi? Şeyma'nın kafesine çünkü gitmeyin çünkü Şeyma foto çektirmiyor kimseye. Ama onun için gidiyoruz oraya. Ben ne yapacağım hayat işte? Bebekte dünya kafe varken. Doğru. Ünlülerin bir şeyi olduğu zaman her daim o ünlüyü müşteri orada görmek istiyor diye bir durum var maalesef. Evet haklısın. O şey herhalde o yok. Evet. Bence yeterli bu konuyu konuştuğumuz. Ne dersin? Yeterli daha ama. 5 Mayıs'ta da düğün var onu da konuşacağız çünkü. Aynen öyle. Bana geçti. Mutluluklar. Mutluluklar. Mutluluklar.